Merhaba değerli izleyiciler. Ekranı başında bizleri izleyen değerli konuklarımız. DKM Türk TV'den yayınımıza başladık biliyorsunuz. Tüm dostlarımızı DKM Türk TV'ye bekliyoruz. DKM Türk TV bir YouTube kanalı olup lütfen beğenmeyi, tıklamayı, yorum yapmayı unutmayın. DKM Türk bir Demsat kuruluşudur. Bu arada bunu da söylemek istiyorum. Demsat kuruluşudur. Denizli Sahne Sanatları ve Müzikal Dernekleri. Aynı zamanda ABC Tiyatrosu'dur burası. Bugün çok değerli bir konuğum var. Serkan Kar, Zeytinköy Mahalle Muhtarı, halen de muhtarlık ediyor ve tekrarlay. Bugün Serkan Bey'i size tanıtacağım. Serkan Bey hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Çok teşekkür ederim Serkan Bey. Programımızın adı Dostane Program. Evet. Dostlarımızla programa davet ediyoruz. Türk Dil Kurumu'nda Dostane diye geçiyormuş ama biz dostlarımızı hanemize, evimize ve stüdyomuza davet ediyoruz. Bu yüzden burada sizli bizli değil de senli benli olacağız Serkan güzel, Bey. Abi kardeş gibi konuşacağız. Teşekkür ederim. Gayet relax bir şekilde programımız akışı devam edecek. Efendim Serkan Kar kimdir? Biz biliyoruz, Denizli biliyor ama sadece bizim bu programı Denizli değil, Türkiye değil. YouTube kanalına giren, DKM Türk TV'ye giren, evet, herkes dünyanın her tarafını izleyebilir. O yüzden kameramız karşıda. Serkan Kar'ı kısaca bir tanıtırsanız yayın akışına devam edelim. Tamam, tamam. Ben Denizli ili Pamukkale ilçe Zeytinköy Mahalle Muhtarıyım. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Sadece mahalle muhtarlık görevini yürütmekteyim. Başka harici bir işim yok. Mahallem biraz geniş, büyük. Sosyalleşmeye çalışıyorum, kaynaşmaya çalışıyorum. Çok mahalle güzel. Muhtarlığını elimden geldiği kadar layıklı yapmaya çalışıyorum. Çünkü mahalle muhtarlarımız da yerel yönetimlerle beraber seçiliyor. Evet. Görevine devam ediyor. Evet. 5 yıl sonra da yerel yönetimlerle kazanır ya da kaybeder, bırakıyor. Evet, doğru mu evet, muhtarım? 5 yıldan evet. Peki muhtarlığa ne zaman başladınız? Kaç yıl oldu? Muhtarlığa resmi olarak 2014 yılında başladım. Pardon. 2014-2019 birinci dönemim oldu. Layıklı yaptığımı düşünüyorum ki 2019-2024 içinde mahallemiz seçmenleri size layık gördü. Desteği verdi. Oylarını benim tarafımda kullandılar. Tekrar emaneti bana tekrar emanet ettiler. 2024'e kadar geldik. İnşallah yüzümüzün akıyla insanları üzmeden, kırmadan 2019 ve 2024'ü tamamlamışızdır. Çok güzel. Yani şöyle, siz 10 yıldır muhtarsınız. Evet. Mevcut muhtarsınız. Doğrudur efendim. Ve diyorsunuz ki ben bir daha tekrar adayım. Bir 5 yıl daha ben görev istiyorum. Değil mi değerli konuklar, izleyicilerimiz? Yani Serkan Bey'den bu söylüyor değil mi? Evet. Yani bu söylediğiniz için. Peki adaylık süresi ilk başladığımızda 2014'te nasıl başladı? Ben geriye gitmek istiyorum ki çünkü günümüze doğru gelelim. Yani 2014'ten 2024'e kadar bu süreçte yaşadığınız olayları soracağım. Olumlu, olumsuz, mahallenizdeki sorunlar, yaptığınız sosyal faaliyetler, kültüre etkinlikler. Yani birçok olayla karşılaşmışsınızdır. Birçok da maziniz vardır. Evet. Ben kısa konuşacağım. Bundan sonra sorumu soracağım, cevabını bekleyeceğim. Çünkü değerli tamam, yönetmenim de öyle diyor. Tamam. Evet, 2014'ten bir başlar mısınız bana? Neden aday oldunuz? Şöyle, babam, amacınız neydi? Babam rahmetli Halil Kar. Benden önce... Allah mekanını cennet etsin. Amin inşallah. Benden önce mahalle muhtarıydı. Ben tabii orada babamın yanında işte işleri, nasıl insanlarla muhabbet, diyalog, evraklar, şunlar bunlar öğrendim. Dedi ki baba ben dedim artık bunun yetkisini almak istiyorum dedim. İyi oğlum sen bilirsin dedim. 2014 yılında ben yola çıktım. Sağ olsun o zaman tek adaydım. Başka aday yoktu. Tek başıma çıktım büyük mahallede. Yetkiyi aldım. İşte mahallemizde neler eksik, neler yapabilirim. Bir de şöyle, ben hiçbir zaman için tek başıma ben yaptım değil. Biz. Biz yaptık tarafındayım. Biz, bizlerle beraber. İnsanlarla sürekli sohbet ederim, muhabbet ederim. İnsanları dinlerim. Yani benim için 7 yaşındaki çocuk da çok önemli. Fikirleri daha çok önemli. 70 yaşındaki amcam ve teyzemin, nenemin de fikirleri çok önemli. Efendim demek ki şöyle bir şey, ara sıra araya gireceğim. Tabii. Yani siz 2014'te aday oldunuz. Hı hı. 2019 yılına kadar. Demek ki halk sizden memnundu ki hı hı, 2019'dan da 2024'e kadar size bir görev verdi. Evet. Ve siz 2024'ten de bir 5 yıl daha
görev istiyorum diyorsunuz. İstiyorum, evet. 2029'a kadar. Nasip olursa diyelim. Nasip olursa ben istiyorum. Evet. Peki efendim, ilk döneminizde ya da ikinci döneminizde mahallenizde olumsuz herhangi bir çalışma, bir faaliyet vardı. Siz muhtar olduktan sonra bunları değiştirebildiniz mi? Yani vatandaşla diyaloglarınız olabilir, mahallenizde olumsuz herhangi bir şey olabilir. Asfalttır, yoldur, kaldırımdır, evet. Belediyeyle, kaymakamlıkla ikili evet. ilişkiler biliyorsun, diyaloglar çok önemli. Aynen öyle. Ben bunları öğrenmek istiyorum. Yani muhtar seçildiniz, mahallenize ne gibi hizmetler yaptınız, ne olumsuzluklar vardı, bunları da çözebildiniz mi? Anladım Musa abi. Şöyle, şimdi bizim Denizli ili biliyorsunuz normal bir... küçük il statüsünde, normal il statüsündeydi. Bütün şehir ve büyük şehir olmadan öncekinden bahsediyorsun. Evet, bütün büyük şehir ondan önceki durumundan bahsediyorum. Hı. 2014'te bütün şehir miydik biz? Hayır, biz 2014'te büyük şehirdik. 2014'te. 2014 öncesi miydi o zaman? 2009-2014 bütün şehirdik. Bütün şehir. O zaman babam mahalle muhtarı. Ha, büyük şehrin bir altyapısı. Büyük şehrin bir altyapısı. Öyle diyelim. Biraz şimdi valla aslında yıllar ve günler çok yavaş geçiyor. Su gibi akıyor. Ama böyle ne zaman acaba şu tarihe geldik, bu tarihe gittik, bazen senin kafası karışıyor. Seyircilerimiz de kusura bakmasın. Yok, burada gayet relax olun. Evet. Gayet rahatız dedik ya. Şimdi... Burasını kendi eviniz gibi hissedin. Hiç yani yanlış bir şey cümle kullanmadıktan sonra... Gayet kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hiçbir problem yok İlimiz efendim. İşte Belde Belediyesi'nden bütün şehre bağlandı. Denizli iline bağlandı. Köyden mahalleye döndü. Sonrasında tabii bizim orada parseller çoktu. Yani 18 madde yeni geçmişti. Tarlalarımız vardı. Tarlalardan parsele döndü. Parsellerden de insanlar ev yapmaya başladı. Tabii ev yapmaya başladıkça bizim normalde Zeytinköy Mahallesi'nin kendi halkı 7-800 bin kişiyken biz yıldan yıla işte 1500, 2000, 3000, 5000, 10000, 15000 şu anda 2024 yılında da TÜİK verilerine göre 19000 nüfusumuz var. Efendim siz benden önce davrandınız. O soruları soracaktım. Ben size zaten siz direkt hemen girdiniz. Nüfus, ben o nüfusa da gelecektim zaten. O zaman siz konuyu açmışken ben sorayım. Evet. Zaten cevaplamış bulundunuz. Yani %50'si de diyelim. Mahallenizin nüfusu kaç? Şu an TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2023 yılı itibariyle nüfusumuz 19 bin kişi. 19 bin evet, mahallenizde oturan kişi var. Mahalle sakini var. Evet, seçmenimiz? 13.900 civarında seçmenimiz var. Burada bir orantısızlık yok. 13 bin seçmen, 19 bin. Demek ki fazla çocuk yok o zaman. Çocuk yok. Gençlerimiz ya da oy kullanmayan az ama nüfus sayısı yine az gibi geldi bana. Şöyle artık çağın nüfus biraz daha yavaşladı. Yani bir de şöyle bir şey oluyor değil mi efendim? Ne kadar şehir merkezinde mahallede olsak artık yavaş yavaş gençlerimiz öyle değil mi değerli izleyiciler? Yavaş yavaş gençlerimiz artık çünkü geçmişte Zeytinköy'dü. Evet. Şimdi köyden mahalleye gelince artık evet. ister istemez gençlerimiz de gerekse eğitim anlamında, gerekse ticari anlamında, gerekse mesleki anlamda evet. o bölgelerde sanayi ve organize sanayi olmadığı için nüfuslarını ister istemez başka mahallelere bulundukları fabrikalara, yerlere doğru kaydırmaya başlıyorlar. Başlıyorlar evet. Biraz daha yakın olsun servis. Biraz daha yakın olsun. Zaman kaybı olmasın çünkü trafik günümüzü zaten en büyük sorun değerli izleyiciler. Trafik sorunu, yolda çok bir hayli zaman geçiyor. Efendim, şunu söyleyeyim. Muhtar olmaktan memnun musunuz? Çok memnunum. İnsanlarla kaynaşmak, sohbet etmek, insanların derdine ortak olmak, neşelerine, sevinçlerine ortak olmak, onlarla beraber üzülüp onlarla beraber sevmek benim hoşuma gidiyor. Çok güzel, çok güzel. Yani zaten memnun olmasam bu işi yapmazdım. Yapamaz, memnun evet. olmamış olsaydım da zaten ben aday olmazdım. Hayır. Zaten... sizin yaptığınız işten de vatandaş da memnun olmamış olsaydı sizi seçmezler diye düşünüyorum. Evet, doğru söylüyorsun. Ben efendim programımız 15-20 dakika arası. Mahallenizde sosyal, kültürel herhangi bir faaliyet yaptınız mı muhtarlığınız süresince? Bizim bir sabit mahalle muhtarlığımız yoktu. Mahalle muhtarlığımız olmadığı için de rahat hareket edemiyorduk. 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı projesiyle mahallemize bir muhtarlık yapıldı. Muhtarlığın önünde de büyük böyle geniş bir alanımız var, yaklaşık 3000 metrekare. Orada birçok sosyal etkinlik yaptık. Yaptınız ve yapmaya da devam edeceksiniz gibi mi geliyor? Yani şöyle önü açık, istiyorum, heyecanlıyım, değişik projelere bakıyorum. Malik Ulusman kardeşimin paylaşımlarına baktım. Değerli yönetmenimiz.
Kamera arkasında evet. Sağ olsun o da bize bakıyor. Evet. Şimdi biz şöyle... Malik Hocam da bizim için çok değerlidir. Çünkü burası DKM Türk TV YouTube kanalında aynı zamanda DEMSAT adı altında Müzikal Sahne Sanatları ve Derneği. Hı. Zaten DKM Türk de DEMSAT adı altında faaliyet gösteriyor. Hı. Malik Hocam sağ olsun stüdyo kurdu bize. Dostlarımıza sohbet ediyoruz. Dostlarımızı buraya konuk ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Evet. Aynı zamanda DEMSAT'ın da Türkiye merkezi Fransa'da bulunan UNIMA Türkiye üyesiyiz biliyor musunuz? DEMSAT olarak Uluslararası Profesyonel Kukla Sanatçılar Birliği var. Ve Malik Hocam da değerli izleyiciler, Malik Hocam da aynı zamanda Kültür Bakanlığı tarafından kukla sanatçısı unvanını almıştı bu arada. Bunu da paylaşmış olayım. Değil mi Sayın Yönetmenim? Emeğinize, yüreğinize sağlık. Sanata vermiş olduğunuz, tiyatroya vermiş olduğunuz destekten dolayı, kuklaya vermiş olduğunuz destekten... Çünkü kaybolmaya yüz tutuyor biliyor musunuz efendim? Evet, bence... Yani kukla oyunları, kara gözler artık bunlar yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutuyor. Çünkü günümüz internet çağı. Ama bunu yaşatan birileri var. Yaşatmaya o da değerli Malik Hocamız. Kendisine de, çok çok teşekkür ederiz. Biz de destek olacağız. Mali muhtarlar olarak şöyle Musa abi. Biliyorsunuz 6 Şubat deprem geçirdi. Büyük bir depremdi. Depremden sonra işte AFAD, işte mahallemiz AFAD'da ortaklaşa çalıştı. Yardımlar gönderdik. Bundan depremden bir iki hafta sonra da oradaki yaşayan vatandaşlarımız illere dağıtıldı. Hı hı. Bizim ilimizde de birçok aile geldi. Geldi mi aile dışarıdan? Çok aile geldi. Evet, yaklaşık benim Zeytiköy mahallesinde yaklaşık 70-80 tane ailemiz vardı. 70. Çocuklarıyla beraber bir 400-500 kişi. İşte apartman bölgesi olduğu için öğretmen evi vardı. Öğretmen evi komple depremzedelere verdi. Valilikler evet. Onlara verdi barınmalar için. Şimdi böyle yine ben dedim ya, çocuklarla sohbet etmeyi severim. Ne yapalım, ne edelim diye düşündük. Dedik ki depremde çocuklarımızla mahallemi çocuklarını kaynaştıralım. Aa, çok güzel yapmışsınız. Moral ve motivasyon. Hatta bununla ilgili belediyelerimize, valiliklerimize ortaklaşa moral ve motivasyon yaptılar, için burada evet. Konserler ve deprem bölgesine de gittiler. Allah'ım o olayı, o 6 Şubat'ı bir daha Türkiye'ye yaşatmasın. Çünkü çok feci bir olay. 50 bin ve üzerinde can kayıplarımız var. Onların evet. da mekanları cennet olsun diyorum. Rabbim tekrar böyle doğal afetleri, pandemi gibi olayları bizlere yaşatmasın. Efendim bu arada depremde muhtarlık olarak herhangi bir faaliyetiniz oldu mu? Yardım anlamında. Ya şimdi abi evet. ben gittim Musa orayı, gördüm birebir. Sanki yine aynı orada o ortamdayım gibi. Çünkü iki gün sonra oradaydım. O yıkıkları, bağışları, çarşıları gördüğüm için de her 6 Şubat dediğimde biraz duraksıyorum. Çünkü o anı yaşıyorum. Şöyle... 6 Şubat günü bir olay oldu, haberlere düştü, işte ne yapalım dedim. Herkes akrabalarını, eşini, dostunu, onu tanıtlarını aradı. Birçok kişinin telefonlarına ulaşılmıyordu maalesef. Kesinlikle. İletişim yoktu. İnternet hiçbir yok, şey, elektrik şey yok, yoktu. İletişim kuramıyorsun. Evet. Yani Türkiye'de birçok yani deprem bölgesinin dışındaki yaşayan vatandaşlarımız diye şeyde akrabalarını arayamadı, ulaşamadı, internet olamadı. Hı. Ya da telefonun şarjı bitti, elektrik olmayınca bir şey yapamadı. Hı. Tekrar diyorum ya. Yani koronavirüs gibi, böyle doğal afetler gibi. Yani Rabbim tüm dünyayı, tabii ki bizleri, tüm dünyayı, tüm insanlığı korusun diyelim. Korusun. Böyle bir afet bir daha yaşanmasın. Korusun. Gerçekten çok kötüydü Musa abi. Sonrasında işte biz mahalle muhtarlığı olarak hemen 7 Şubat'ta yani sabahında ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Eşyalar toplamaya başladık. İşte giysidir, kıyafettir. Onların duyurularını yaptık. Sağ olsun işte Pamukkale Belediyesi, sağ olsun Denizli Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Kaymakamlık, evet. AFAD. Sürekli organize halinde. Bir de bizim mahallem biraz büyük olduğu için biraz da böyle evet. sosyal medyada etkin kullanıyorum ben. Mesajları, şunları, bunları şöyle böyle diye. Çok güzel. İnanın çok güzel. Muhtarlık ofisimiz doldu boşaldı. Yani bir gün öbür belediye arıyorum eşya doldu. Bu ne var? Tüp. Ne var? İşte giysi. Ne var? El feneri, battaniye evet, yani. Çadırlar. Bir sürü şey geldi. Bir efendim, teslim ettik. Biz de şöyle, o dönemde ben de Merkez Efendi birisi, evim orada olduğu için, o ilçede olduğu için orada bayağı bir 15 gün kadar yardımcı olmaya çalıştım elimizde. Ama değerli izleyiciler, biz Türk milleti olarak o kadar asiliz ki doğal afette, depremde, herhangi bir hastalıkta ne olursa olsun birleşmesini, kenetleşmesini biliyoruz. Ben şunu gördüm Sayın Muhtarım. Bazen gençlerimiz var, saçları uzun, küpe takarlar. Ben de takarım. Bazı insanlar yadırgar bunu. Der evet. ki ya saç uzun, işte aklı kısa.
yok bilmem çok affedersiniz çünkü bu dostane muhabbet. Evet. İşte annesi gibi saç uzatmış, baban gibi bıyık bırak falan filan diyenler de oluyor. Evet. İnanır mısınız size tüm samimiyetimle söylüyorum. 16, 17, 15 yaşında o gençler 30-40 kişilik kişi toplanmışlar oraya. Abi bize iş ver, biz ne yapalım? Sabahın 9'una gelip 02'ye, 03'e kadar orada tır yüklediğini, çuvalara, ayakkabı, bot durumlarına göre, yaş gruplarına göre ayırdıklarını gördüm 15 gün boyunca. Evet. Yani Allah'ım diyorum tekrar böyle bir afeti yaşatmasın. Aynı şey. Efendim biz mutlaka geçelim. Çünkü önümüzde evet, bir seçim var, çok konu var. Sormuştum ama herhalde atladık. Mahallenizde olumsuz olan herhangi bir şey var mı? Mesela bazıları diyor ki çöp evler var diyor. Mesela bazıları diyor ki harabe binalar var diyor. Bunlarla ilgili hiç karşılaştınız mı? Ya da güzel bir anınız varsa, çünkü sanırım yönetmenimiz son 2 dakika diye işaret ediyor bize. Bunları bir anlatamalısın. Yavaş yavaş programı en son siz ne yapacaksınız diye onu konuşacağız. Ben kapatacağım. Yetmedi bizim Mustafa ya. Yetmez efendim. Yetmedi. Vallahi inanın sohbet çok. Şöyle yapalım. Siz bunları bence hiç zaman harcamayın. Bunları çünkü bir önce izleyicilerimizden de hemen o istemeye başlayın evet. Yani. Evet. Olumsuz ve olumlu şeylerden ya anınızda kalan, hatırınızda kalan. En basit abi fatura ödeme merkezleriydi. Fatura ödeme merkezleri biliyorsunuz yani insanlar parasını veriyordu. Faturasını ödeyecek. Birçok insan dolandırılıyordu. Kapattım çünkü dükkanı muhatap yoktu. Evet. Ben yaklaşık 3 yılımı postane şubesi açılsın diye uğraştım. Bir postane şubesi kazandırdık mahallemize çok şükür. Yani ondan sonrasında okulumuz... Pardon bu sizin girişiminizde mi oldu? Şöyle... Talepsizden mi geldi? Dilekçelerden yani şöyle Musa abi, devlet bir şey planlar. Tabii kesin. Sonra yatırım planı olur. Ağlamazsak, asılmazsak, hadi devlet bu demezsek o plan da durar. Biz burada mahalle muhtarları ağlama kısmındayız, asılma kısmındayız, isteme kısmındayız. Yapın, 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 yapın. Benim mahallemin buna ihtiyacı var kısmındayız. Yoksa tamam devlet memurları ve devlet işini biliyor. Kesin. Devlet şükür. Kesinlikle çok sağlam. Büyük bir ülkeyiz, büyük bir devletiz hükümet olarak. Ama dediğim gibi işte mahalle ihtiyaçlarını gidip böyle tutarız biz valinin, kaymakamın, belediye başkanının, bir encümenin. İstiyoruz ya. Biz bizim, yapmak bizim istiyoruz. Bizim elimizde bizim yapmam, bizden istediğiniz bir şey var ben, o zaman diyelim. Ben şimdi valla yönetmen buradan bize kızıyor. Son bir dakika gösterdi. Ben yok olsun ki, ben onu hallederim. Ya bilmiyorum oğlum. Yani, tamam. Böyle şaşırdım çok heyecanlandım. Evet. Abi, ben hemen şu kelimeyle bitirmek istiyorum. Zeytinköy Mahallesi ister, muhtar yapar. Muhtar deyince akıllarda Serkan Kar. Aa, bu arada slogan oldu. Akıllarda Serkan Kar. Kar gibi yarım diyorsun. Evet, bir gece ansın gelirim yürüdüm. Peki Serkan'cığım sohbet güzeldi, muhabbet güzeldi. Dostlarla muhabbetimiz çok güzeldi. Ben her zaman söylüyorum tüm dostlarımızı DKM Türk diye bekliyorum. Herkese kapımız açık. Biz de dediğim gibi biz sıcakkanlı insanlarız. Serkan Bey nasılsınız efendim? İyi misin? Değil Serkan ne haber? İyi misin kardeşim? Abi şöyle şu dokunabilir miyim? Zaten dostlarımızda ilk başta beraber söyledik. O zaman söylemek istediğin son bir şey var mı? Bakın kamera tekrar burada. Tekrar beste söyleyeyim mi? Kameramız burada. Tekrar beste söylüyorum abi. Tek söyle ben programı kapatacağım. Derin bir nefes aldım Musa abi. İnşallah DKM yapımdan mahallemiz için bir tiyatro gösterisi sözü istiyorum. Sonrasında... Dur. O zaman bir dakika. Kapatmadan önce ben değerli yönetmenimiz Malik Osman zaten set arkasında şu an kamera arkasında. Evet. Değerli yönetmenim, değerli hocam Malik Osman, sayın muhtarımız der ki bir tiyatro gösterisi. Efendim? Sizi alalım isterseniz şöyle. Estağfurullah. Serkan'cığım hoş geldin. Musa'cığım iyi programlar. Hocam şöyle yanaşalım çünkü. Duydum. Set arkasından duydum. Mahallenize Allah nasip ederse Ramazan bitmeden, bayram gelmeden istediğin gün, istediğin zaman sizi direkler arası Karagöz, Hacivat Karagöz hem canlı hem kuklası hem Nasrettin Hoca yeter ki Serkan sen çünkü bunları hak ediyorsun. Mahallende evet, gerçekten ben görüyorum seni takip ediyorum. Teşekkür ederim çok abi. İyi çalışıyorsun. Biz de sana DKM YouTube TV olarak, Türk TV olarak gerçekten destek vermeyi istiyoruz. Demsat olarak yanındayız. Tamam. Ramazan ayında söz. Teşekkür ederim, sağ ol. Sen de bakalım neler yapacaksın mahalle halkına.
Yani ne icraatlarım yani var? Onları da bize anlat bakalım şimdi. Şimdi hadi de kapatalım. Şimdi şöyle yapalım sayın yönetmenim. Şimdi evet, süremiz doluyor ya. Yani dolmak üzere bir dakika daha verelim. O zaman biz de şöyle hemen yapalım. Hemen yapacakları falan anlatsın. Yapacak, evet, yaptıklarım yapacaklarımı teminat edebilirsiniz. Ama ben 5 yıl seçilirsem eğer, evet, mahallemde şunları şunları yapacağım. Abi bize takipçi olur. Abi şöyle, bu 5 yıl içinde nasip olur da seçilirsen her sene Ramazan, geleneksel Ramazan şenliklerini, etkinliklerini bizden. Malik hocam artık sözüne ben bir şey söyleyemem. Sağ olun. Tek kelime alkışlıyorum hocam. Çok sağ olun. Emeğine yüreğine sağlık. Evet hocam. Malik hocamın da bizde emekleri çok büyüktür. Efendim kameramız şurada. Bizlerde gerçekten çok büyüktür emekleri. Evet. Demsat olarak Denizli Müzik ve Sahne Sanatları Derneği olarak DKM Türk'ümüzü açtık burada. Çok evet, güzel. İzleyicilerimiz, abonelerimiz artmaya başladı. İnşallah. Lütfen bu arada bizi takip etmeye devam daha edin. Like yapmaya devam edin. Beğeniniz, yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Son kez diyoruz ama ben muhabbet muhabbeti açıyor. Ben 2024-2029 muhtarıdayım. Projeleri doğal olarak geliştiriyorum. Zeytinköy Mahallesi ister, muhtar yapar. Muhtar deyince akıllarda Süleyman Serkan Kar. Ya nasıl oldu bu iş ya abi ya? O zaman yapacak bir şey yok. Ben şöyle yapayım. Denizli'ye bu program bitmeyecek. Hocam o mutlulukla istekleri çok güzel oldu. Evet. Öyle mi? Abi Mustafa bir daha kesiyorum. Gerçekten burası çok güzel bir ortam. Dostane. İsmine yakışan bir yer olmuş. Kendilerinde böyle eyvallah bir ortam aldıkları için. O sizin güzel Malik abime, Mustafa abime çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Alkışlıyorum sizi. Evet değerli dostlar. Dostane programının sonuna geldik. Bizi izlemeye, takip etmeye lütfen devam edin. Her zaman söylüyorum, belediye başkan adayları, meclis üyesi adayları, muhtarlarımız, odalar, dernekler ve bunun yanı sıra Türk sinemasına, Türk tiyatrosuna emek vermiş tüm sanatçı dostlarımızın her türlü yelpazesini DKM Türk TV'ye bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın.